Arkadaşlar merhaba, yeni bir ilanla birlikteyiz. Hakkari Üniversitesi 25 sözleşmeli büro ve destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2021 arkadaşlar, resmi gazetede yayımlandı. Şu an müracaatlar başladı. 21 Aralık 2021 tarihinde de son müracaat tarihi var. Sözleşmeli personel alım ilanı üniversitemiz rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı devlet memurluğu kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 1978 tarihli ve 7 Taksim 15.754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Evet arkadaşlar, 25 adet sözleşmeli personel alımı. Nereler alınacak? Büro personeli 1 kişi, lisans mezunu. KPSS P3 puanı baz alınacak. Yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültesi programı mezunu olup uzlaştırmacı ve MEP onaylı bilgisayar işletmenliği belgesine sahip olmak. SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl avukatlık yapmış olmak. Yine bir lisans mezunu bir kişi alınacak P3 puanıyla yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, ekonomi, muhasebe ve denetim, finans ve bankacılık programlarının birinden mezun olmak şartı var. Yine bir büro personeli lisans mezunu P3 puanıyla, KPSS P3 puanıyla sosyal hizmet, sosyal bilgiler öğretmenliği, sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, iletişim ve tasarımı, görsel iletişim tasarımı programlarının birinden mezun olup MEP onaylı bilgisayar işletmenliği belgesine sahip olmak. Bir ön lisans mezunu KPSS P93 puanıyla yükseköğretim kurumlarının büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, hukuk, büro yönetimi ve sekreterliği, tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgisayar programcılığı programlarının birinden mezun olmak şartı var. Yine bir büro personeli ön lisans mezunu P93 puanıyla muhasebe ve vergi uygulamaları, bankacılık ve sigortacılık, maliye programlarının birinden mezun olmak şartı var. Bir destek personeli lisans mezunu P3 puanı baz alınacak. Yükseköğretim kurumlarının petrol ve doğalgaz mühendisliği, jeoloji mühendisi, maden mühendisliği programlarının birinden mezun olmak. Bir destek personeli lisans mezunu arkadaşlar KPSS P3 puanıyla yükseköğretim kurumlarının spor yöneticiliği, rekreasyon, egzersiz ve spor bilimleri, antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarının birinden mezun olmak şartı var. Ön lisans mezunu bir destek personeli alınacak P93 puanıyla. Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar teknikleri programlarından mezun olup Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimi belgesine sahip olmak, eğitmeni belgesine sahip olmak gerekiyor arkadaşlar. Yine bir destek personeli P93 ön lisans programından mezun. Yükseköğretim kurumlarının doğalgaz ve tesisatı programından mezun olması gerekiyor. Yine bir destek personeli ortaöğretim mezunu KPSS P94 puanıyla ortaöğretim kurumlarının ahşap doğrama teknolojisi, iç mekan ve mobilya teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi programlarının birinden mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup MEP onaylı ağaç işleri, mobilyacılık, ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. Bir destek personeli arkadaşlar, ortaöğretim P94, elektrik, ortaöğretim kurumlarının elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, bobinaj, elektromekanik, taşıyıcılar bakım onarım, yüksek gerilim sistemleri programlarının birinden mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının
herhangi bir programından mezun olup MEP onaylı elektrikli saçısı belgesine sahip olmak. Yine bir destek personeli ortaöğretim mezunu P94 puanıyla ortaöğretim kurumlarının iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri, yapı tesisat sistemleri, programların birinden mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup MEP onaylı sıhhi tesisatçı belgesine sahip olmak gerekiyor. 3 destek personeli ortaöğretim düzeyinde P94 KPSS puanıyla ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak, alınacak personel temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır diye de bilgilendirilmiş. Yine 3 lisans mezunu KPSS P3 puanı baz alınacak. Yüksek öğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olup özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Bakın 3 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Yine 4 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi alacak P93 puanıyla yüksek öğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma programlarından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak veya yüksek öğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programlarından mezun olup özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve bu olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Yine koruma ve güvenlik görevlisi 3 kişi alınacak ortaöğretim mezunu P94 puanıyla. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak gerekiyor arkadaşlar. Başvuracak adaylarda aranacak şartlar var. Bunları detaylı olarak şöyle diyelim. 650 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak. Tercih edilecek pozisyon karşısında tek tek okudum bunları, belirtilen şartları taşıyor olmak. 2020 yılı KPSS B grubu sınavına girmiş olmak. 2020 yılı arkadaşlar. Lisans için P3, ön lisans için P93, orta öğretim için P94 puanları esas alınacak. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilanın puanı ile uygun olması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Yüz kızartıcı suçunun olmaması, görevi feshedilip tekrar müracaat edip işe alınmayanlar buraya müracaat edemiyorlar ve görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. Başlangıç tarihi 7 Aralık 2021'de başvurular başladı. Başvurunun bitiş tarihi de 21 Aralık 2021. Resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mesai bitimine kadar Hakkari Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır başvurular. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Şahsen müracaat etmeniz gerekiyor. Adaylar sadece tek bir ünvan için müracaat edebilirler. Birden fazla nitelik kodlu ünvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır diyor arkadaşlar. Başvuru adresini tekrarlıyorum. Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sokak No 51 Merkez Hakkari. Yine bu konuda bilgi almak istiyorsanız telefonla 0438 212 1212'den dahili 1202 veya 1208 isteyeceksiniz. Neler gerekiyor? Başvuru formu üzerinden sitesi, formu üniversitemizin internet sitesinden temin edilecektir. Fotoğraflı ve imzalı nitelik kodu ve ünvanı belirtmek zorunludur diyor başvuruda. Nüfus cüzdanı ve TC kimlik kartı fotokopisi net ve okunur olmalı.
diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi e-devlet çıktısı kabul edilecek olup sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır diyor. Onun dışında 2020 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi yine sorgulama kodu net ve okunur olmalı. Askerlik durum belgesi bunların hepsi e-devletten ve kodlu adli sicil kaydı. Başvurulan ünvandan isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge ve katılım belgesi ya da sertifika. Detaylı hizmet dökümü e-devletten SGK tescil ve hizmet dökümü barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması var. Yine 2020'deki P3, P93, P94 grubu puan sıralamasında dikkate alınacak. Puanların eşit olması durumunda mezuniyetleri dikkate alınacak. O da aynıysa doğum tarihlerinden yaşı büyük olana öncelik hakkı verilecektir. Başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.hakkari.edu.tr adresinden kazananlar ilan edilecektir. İlan edilen kadronun iki katı kadar aday da yedek aday olarak belirlenecektir diyor arkadaşlar. Bu ilan bu kadar. Yine merak ettiğiniz, takıldığınız bir konu varsa burada telefon numarası var. 438-212-1212'den dahil 12-08 ve 12-02'ye aktaracaksınız. Müracaat etmeyi düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum.